Herkese merhaba. Bu derste formlarla çalışma konusunu işleyeceğim. Formlar sizin de bildiğiniz üzere sitenize gelen ziyaretçilerle etkileşim kurmanı sağlayan yapılar. Nedir onlar? Anket doldurmaları, sizinle irtibata geçmeleri, iletişim kurmaları gibi. Hayatınızda formları zaten biliyorsunuz. Neyi nerede kullandığımızı, ne zaman ne yaptığımızı o konuda hemfikiriz. Şimdi formlarla ilgili bilmeniz gereken şey şu. Sizler formları esasen güzel bir şekilde dinamik sayfalarda yani asp.net, php sayfalarında kullanabiliyorsunuz. Bu derste size öğreteceğim form yapmak olacak. Formu çalıştırmak, aktif hale getirmek olmayacak. Sadece formların nasıl yapıldığını, oradaki önemli gördüğüm seçeneklerdeki ayrıntıları size belirteceğim. Yoksa bir kez daha tekrar ediyorum, PHP, ASP.NET'te bu işler güzel bir şekilde oluyor. Pekala. Formlarla ilgili ilk yapmanız gereken şey şu. Bir form oluşturacağınız zaman formu çepeçevre saran bir form oluşturacaksınız. Yani form alanı oluşturacaksınız. Tıkladım. Form alanı eklendi. Form kimliğini istediğiniz gibi girebilirsiniz. Örneğin buna ayrık olmaması koşuluyla form alanı dedim. Yöntemi post, get ve post metotları var burada. Biz postu kullanıyoruz. İşte şifreleme yaparsanız aplikasyon birinci şifreleme postla birlikte kullanıldığı için daha iyi. Hedefimizi zaten önceki derslerde anlatmıştık. Yeni sayfada mı, boş bir sayfada mı diye. Eylemler hususuna girmiyorum. Şimdi form için formlarımızı ekleyebileceğimiz alanımızı oluşturduk. Bir formumuzu ekleyelim, hatta form nesnemizi ekleyelim diyelim. Metin alanı. Özellikle adımız soyadımızı yazarken kullandığımız alan diyelim. ID'si ad, soyad şeklinde olsun. Etikete önce yazımızı yazalım. Adı, soyadı. Etiketle sar seçeneğe var olan girdi etiketinin etiketle birlikte sarılacak. Kullanmanızı istediğim seçenek budur. Form öğesinden önce sonra meselesi. Şurada gördüğünüz etiket yazısının, onun üzerine anlatayım. Etiket yazısının şu formun önüne mi geleceği, sonuna mı geleceği? Ben öğesinden önceye koyuyorum. İşte sekme tuşu, tab tuşuna bastığımızda, kaçıncı basışımızda buraya gelmesi. Buna da şimdilik gerek yok. Tamam, bastığım anda adı soyadı eklendi. Bir kere tıkladığınızda formunuza, ki biz form olarak metin alanı kullandık, karakter genişliğini seçebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki, görünceyi alan, yani şunun genişliği 60 karakter sığacak kadar geniş olsun. Maksimum karakter, yani en fazla yazılabilen karakter sayısı 50 olsun. Adını soyadını düşünün insanların, maksimum ne kadar olur diye. Devre dışına basarsanız o seçenek aktif hale gelmez. Sağ dokunur seçeneğine basarsanız da yazı yazmak imkansız hale gelir. Sadece okunabilir bir alan olur. Bunu da kaldırıyorum. Yazım seçeneği zaten aşikar. Çok satırlı. Birden fazla satırlı oluyor. Şifre alanı olarak kullanabilirsiniz. Yani şifre alanında hatırlatırım. Yıldızlı oluyordu. Bakalım. Bakın. Canlıyı kaldırdım. Tek satırlı. Başlangıç değeri. Burada kimse dokunmadan önce var olacak yazı. Bakın bir buraya ad soyad yazın. Ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bir de bunu insanlar silmekle uğraşıyor. Bunu siliyorum. Evet. Bu alan böyle. Devam edelim. Şu bir alana geliyorum. Bir kere enter'a bastım. Gizli alanı geçiyorum. Metin alanını da geçiyorum. Yani bu metin alanının metin alanından farkı çok satırlı olması. Onay kutusu grubu. Onay kutusu grubuna bastığınız anda grup haline karşınıza geliyor. Checkbox grup diye kalsın. İşte buradan değerlerinizi değiştirebilirsiniz. Etiket Adobe Premiere olsun. Etiket Adobe 1 olsun. Satır kesmelerine BR etiketiyle olabilir. Evet. Aslında tablo da kullanabiliriz. Tablo tarzında olursa daha düzgün oluyor. Diğer şekilde enter tarzında oluyor. Tablo şeklinde kullandım. Bakın Adobe 1 adı, denetlenen değer Photoshop, denetlenen değer Dreamweaver. Burada yazdık. Aslında bizimki ters oldu ama bunları değiştirebiliriz.
onay kutusuna geldiğimde onay kutusunun ne olduğunu biliyoruz. Bu IDC bilgisayar dilinde okunacak alanı olsun. Dream olsun. Etiketin olsun. Adobe Dreamweaver olsun. Etiketle sar. Form öğesinden sonra olsun. Yani şu sağdan devam etsin. Tamam basıyorum. Bu üstte de şöyle yazalım. Bildiğimiz programlar mesela. Bastığım anda onay kutusuna denetlenen değer, burada değeri siz kendiniz için kullanabilirsiniz. Bu formlarda size geri dönüş olacak alan diyelim. Denetlendi seçeneğine bastığınızda ne olduğunu görüyorsunuz. Denetlenmedi seçeneğinde ne olduğunu görüyorsunuz. Onun altına bir de radyo düğmesi ekleyelim. Radyo düğmesi de bunun yuvarlak hali. Aynı usul. Photoshop böyle diyelim. Form öğesinden önce olsun. Bu sefer de farkı tekrar kavrayayım. Evet, tam zıt noktada oldu. Aynı seçenekler mevcut. Radyo düğmesi. Onay kutusu grubu ve radyo grubu bunların toplu halde yapılmış. Seç liste menüsünün gelişmişi atla menüsü olarak görülüyor. Atla menüsü jump liste olarak geçer. İşte menü E'lerine giriyorsunuz. Buradan Google yazalım. Seçildiğinde URL'ye git. HTTP Google.com URL'leri bununla aç. Ana pencerede aç. Jump menü. Menüden sonra git düğmesi ekle. URL'de değişikliğinden sonra ilk öğeyi seç. Seçenekleri mevcut. Hatta buradan artı tuşuna basarak yeni yeni siteler ekleyebiliyorsunuz. MyNet. Kaldı ki kendi sitenizdeki sayfalara da link verebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Buradan menü kimliğini adını değiştirebilirsiniz. Sıçrama listesi diye geçiyor. Tamam, bastığım anda şunu ben kaldırayım. Canlıya basıyorum. MyNet. Git'e bastığınız anda da o siteye gidecektir. Eğer bu butonu sevmiyorsanız demin de gördüğünüz üzere o butonu kaldırabiliyorsunuz. Listeye bastığında liste olarak çıkıyor. Menüye bastığında menü halinde çıkıyor. Git butonu kaldırabilirsiniz. Go butonu diye geçmiş. Yani bizim için her şeyi hazırlamış adamlar. Düğme seçeneği olmazsa olmazlarımızdan, bizim düğmemizde IDC git olsun. Etiketi git büyük şey büyük şekilde yazdım. Etiketle sar. Form öğesinden önce olsun. Evet. Göndere basıyorum. Gönder butonu diye geçti. Formu gönder. Formu sıfırla. Formu göndere bastığınızda mevcut formunuz PHP'nin, ASP'nin de desteğiyle formunuz gönderilir. Ancak bir daha söyleyeyim. Siz bu formu alıp sitenize koyarsanız olmaz. Hiçbir işe yaramaz. Sadece böyle bakar, oynar, durursunuz. O sebeple dinamik sayfa desteği gerekmekte. Bu böyle olmuyor. Peki, gönderde formu göndere basarsanız formu gönderiyor. Formu sıfırlaya basarsanız da formunuzda doldurulan verileri sıfırlıyor. Zaten her şey açık bir şekilde anlatılıyor. Açık bir şekilde görülüyor. Alan kümes dediğimiz şey ise sizin mevcut alan oluşturmanız sağlıyor ki bunu genelde şöyle kullanırlar. Yaş alanı, sonra bir alan daha açarlar, memleket alanı tarzı şeyler. O yüzden alanlara bakarak form hazırlarsanız, alanları ön plana çıkartarak göze daha hoş gelen, kategorize edilmiş alanlar oluşturabilirsiniz.